Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Amma ba'd. Sahabalarını hayatını örgense devam ederken biz bugünkü biz suhbet verilen sahabanın ismi Abu Ubaydat ibn al-Cerrah radiyallahu anhu. Her bir kişi hakkında kimdir yakşı güvahlı verildi. Yakşı adam, kuralçı adam, sahih adam ve hakeza. Ana şu baha bereyken adam kançalı hürmet itibarlı kişi olabiliyor olsa onu bereyken bahası hem şunçalı kadirli olabiliyor. Şimdi bu kişi hakkında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem özü baha veriyor. Resulullah muhtayyan bu kişinin. Ne kadar muhtayyan? Kal aleyhissalatu vesselam likulli ummetin aminun ve aminu hadihil ummeti Abu Ubayda. Her bir ümmetinin işançlı, küçlü kişisi olabiliyor. Bu ümmetin işançlı, küçlü kişisi Abu Ubayda ibn Cerrah radıyallahu anh. Demek bu şakada Resulullah ümmetin en işançlı kişisi de merhamet kıyam. Abu Ubayda ibn Cerrah radıyallahu anh baran boylu, keng yüzlü, kâmet gelişken, basarlar kişi boyan. O kişinin görgen kişinin gözü bir haybet götürülürdü. O kişi buna bir madde subat kıyan kişi, iki milçin madde oturup yapılaştığını iştiyak edip olardı. İnsanların kalplerini özüge cazıklardı, uladı kasıklardı. Abu Ubayda radıyallahu anh, İslam'ını birincilerden borup kabul kıyan kişilerden. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e, Abu Bakr Sıddık iman getirgen günü, ettes günü, Abu Bakr de kolada Resulullah'a iman getirgen. Ve Usman ibn Maz'un, Abdurrahman ibn Avf ve Abu Ubayda ibn Cerrah radıyallahu anh'lar birle gelişi barıp Resulullah'ın huzurunda. Bu arada arasında Arkam ibn Abil Arkam bu gel. Bana şu Türk kişi varıp peygamberimizge nubuvvet ilan kılgen günde ikinci gün iman kildirişken. Yani İslam'ın mihneti bana şu kişiler yelke düşülengen. İslam'ını kötergen üstünler bu gel. Abu Ubayda ibn Cerrah radıyallahu anh'u bu kişinin fazilet hakkı da Abdullah ibn Umar radıyallahu anh dedi ki Kureyş kabilesinden üçlü kişi var. Ular Kureyş kabilesinin yüzü. Ular Kureyş kabilesinin ziyneti. Gapırsa rast gapırışadı. Gapırsa siz yalan çıkmıydı. Ularda haybet var. Bunlar Abu Bakr Sıddık, Usman ibn Affan ve Abu Ubaydat ibn Cerrah radıyallahu anh. Bu kişinin manzilatını Abdullah ibn Umar, Abu Bakr ve Usmanlar Katar'da saniydi. Şu delikke layık olan kişilerden. Abu Ubayda radıyallahu anh İslam'ın bana birincilerden bunu kabul edeceğim dedik. Ve cemiyet ki kendi bir Müslümanlığa Mekke'de kendi bir meşakkat, musibetler yetken olsa hamasını kötardı. Mekke'deki cemiyet ki meşakkatler başlanışından tam Medine'ye hizmet kılıp ketkünge kadar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanında durdu. Alamlarını ten kötarıştı. Lekin Mekke'de görgen bu meşakkatları bu musibetleri Badr günü Abu Ubayda'ya robora bugün musibet dağları hiç nersemez. Badr günü mü bu? Abu Ubayda ettik kelişken vakva barakatta cüsselik küçülü insan bugün. Kuraş müşrikler bilen birinci bugün cihatta Abu Ubayda'nın robarasıyla bırakın müşrik kele olmayıydı. Eğer kese elbette halak var oradı. Abu Ubayda'nın robarasıyla bırakın müşrik kemiydi. Hamas hatta ki atlık bugün müşriye kerebi de Abu Ubaydan aldan tezgahı kadar başkasından alışıp getirdi. Abu Ubaydan'ın röportası gelişik ki bir haftasının kuvveti ne bileğine ne yüreğine kuvvet yetmiyor. Lekin bir müşrik Abu Ubaydan'ı daim takip geledi. Abu Ubayda kaya kuyursa peşen eski çıkardı. Umun alışmak için olsa orta geçişer. Göya ki özgü bir çakırıyken de. Abu Ubaydan'ın sabrı nohayası getirdi. Navbatdagi oldiga chiqqan mahallada Allohning dushmanlari bilan bo'layotgan jangdan to'sayotganligidan shu bilan olishadida boshiga qilish bilan bir urada boshinikiga bo'lib halokni yo'qotadi. Tabiiyki bu mushrik kim ekan degan savol tug'iladi. Nimaga hamma boshqa mushriklar qo'rqib qochayotganda bu qo'rqmasdan peshonasiga keladi. Hozir ro'parasidagi bo'lgan kishini kimligini aytsak biz hayron bo'lishimiz mumkin. Bu o'zini otasi Abu Ubaydaning otasi edi. Abu Ubayda radıyallahu anh'a Badr'da yetken musibet, meşakkat, Mekke'de yetken meşakkat oldu da büyük gibi oldu. Abu Ubayda özün atasını öldürgeni yok. Abu Ubayda özünün atasını körünüşüdeki şirkini öldürdü. Çünkü atası buluşu giden katli nazar, akası buluşu giden katli nazar, buraları buluşu giden katli nazar, Allah'ın dinin yağışlıkça toskunluğu yıkılıyordu.
Bu iş siz bilan bizi aklımızga nohatda bir og'ir bo'lgan, hazm qilishligimiz mushkul bo'lgan iş. Lekin mana shu ishni Alloh taolo mushrikni o'ldirganligi uchun Abu Ubaydadan rozi bo'lganligi haqida Qur'onda oyatlar nozil bo'ldi. Mana shu ishidan Alloh rozi bo'lganligi haqida Qur'onda oyat nozil bo'ldi. Birodarlar, qiyomatgacha o'qiladigan Qur'onda mana shu oyatlar o'qilganda Abu Ubayda uchinchi tub oyat deb aytilmadi. Bu shunday sharafki, bunga Alloh azza va jalla faqat sahobalarga muyassar qildi. Alloh taolo Mujodala surasida astag'du billah la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yu'adduna man hadda Alloh va rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum ikhwanahum aw ashiratuhum ulayka kataba fi qulubihim al-iman wa ayyadahum bi ruhin min va yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha radiyallahu anhum va radwan ulayka hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Mo'minlarning ichida Allohga va qiyomat kuni iymon keltirgan kishilarning ichida Allohga dushmanlik qilgan bo'lsa, agar ular otalari bo'lsa ham, akalari bo'lsa ham, farzandlari bo'lsa ham yoki oilalari bo'lsa ham, Allohga va qiyomat kuni iymon keltirganlar ularni hech qachon yaxshi ko'rmaydi. Kechagi suhbatimizda aytdik, bu sahobalar bir odamni yomon ko'rsa, dinsiz bo'lgan uchun, mushrik bo'lgan uchun yomon ko'rgan. Endi kalima keltirib bugungi iymon kelsa, bugun yaxshi ko'raverdi. Ularni yaxshi ko'rishi ham Alloh uchun bo'lgan, yomon ko'rishi ham Alloh uchun bo'lgan. Otasi Allohga dinini to'sib mushrikligi qildi, otasini chopdi. Bu Alloh tomonidan rozilikka sabab bo'lgan amal bo'ldi. Ular Alloh taolo qalblariga iymonni mustahkam o'rnatgan kishilar, o'zlaridan bo'lgan, Alloh taolo o'zidan bo'lgan ruh bilan ularni quvvatlantirdi. Ostlaridan oquvchi jannatlarga kirgizadi ularni Alloh. U yerda abadiy bo'ladi ular. Alloh ulardan rozi bo'ldi, ular ham Allohdan rozi bo'ldi. Ular Allohning jamoasidir. Allohning jamoasi esa albatta najot topgan kishilardir. Shu oyat o'zi bu kishini qanchalik Allohning huzurida martabasi ulug' ekanligiga kifoya qiladi. Dalil kerak bo'ladi. Alloh maqtayapti shu bandasini. Abu Badr ibn Jarroh roziyallohu anhu iymondagi sobitligi, iymondagi quvvati mana shunday bo'lgan ishlar bilan bilib olishimiz mumkin bo'ladi. Muhammad ibn Jabir aytadi, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni oldiga nasroniylardan bir to'p keldi-da, Abu Qosim deyishdi. Biz nasoralarni o'rtamizda bir pul muammosi chiqib qoldi. Sizlar musulmonlarni hurmatingizlar balad bizning huzurimizda. Bir o'zingizni sahobalaringizdan bir kishini bizga qo'shib bering, o'rtamizdagi shu muammo bo'lib turgan mushkilamiz hal qilib bersin. Rasululloh aytdi, hali peshindan keyin kelinglar dedi. Sizlarga ishonchlik, kuchlik bir kishini qo'shib beraman dedi. Bu hali hech kimga berilmagan sharaf edi. Ishonchlik, kuchli odamni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdi. Umar ibn Xattob aytadiki, shu gapni eshitgandan keyin dedi, peshin namoziga hammadan burun bordi. Peshinni o'qidim dedi. Namozni o'qib bo'lganimizdan keyin payg'ambarimiz bizga qarab, yuzini o'ngga, chopga burib, biroq istadi dedi. Shu sharafga noil bo'lish uchun men qaqa bursa o'sha qarab kallamni ko'tarib turardim dedi. Umar ibn Xattob bo'y baland kishi bo'lgan. Men dedi Umar ibn Xattob, amirlikka boshlikka hech qachon intilgan emasman, lekin bu sharafni olish uchun intildim dedi. Rasululloh qayoqqa qarasa, o'sha tomonga borib, shu ko'rinish berib o'rgan ekan, ya'ni men istayotgan bo'lsa topolmay qolmasin, boshqa birovga bera olmasin bu sharafni deb. Chunki bu haqiqatan sharaf edi. So'ngra Abu Ubaydani ko'rdida, "Ey Abu Ubayda, ular bilan birga boring, ularning mushkulasini adolat bilan hukm qilib bering" dedi. Sharaf Abu Ubaydani jarohatga ketdi. Bular nimani quvgan? Nimani asiri bo'lgan? Nimaga oshiq bo'lgan? Rasulullohga roziligiga, Rasulullohning ikki og'izining so'ziga oshiq bo'lganlar. Biz nimaga oshiqmiz? Abu Ubayda roziyallohu anhu Rasulullohning buyruqlarini bajarishda haqiqiy bir Allohga va Rasuliga itoatkorligini ko'rsatgan. Rasululloh Quraysh karvonlarining birini to'sishlik uchun bir kichkinagina sariyani jo'natadi. Shunda Abu Ubaydah ibn Jarrohni amir qiladi. Kambag'alchilikni ko'ring. 5 kun, 6 kun yoki 10 kun yuradigan yo'liga oziqni olib ketishlikka hech narsa yo'q. Mana faqirlik haqida dars o'tyapmiz. Qareylar, Rasulullohning yonida turgan sahobalarda yegan ish narsa bir xolta qurmoq bergan ekan. 15 yoki 20 ta odamga. Qana qilib ketishgan ekan.
Bir günlük bitti cançını, avukatı bir donu kurma donası koyun eken. Abu Ubayda peygamberimizin buyruğunu bacarsıydı. Sohbetlikini görün ki, ha bu ne bu aradı bu? Yetmi dilemeken Rasulullah verdim yeterdi. Bitti kurma da şunurken, arkasından sonu çıkarken bir günlük avukatı şu boyun. Buyruğa boyun itaatı Rasulullah'a asil buluşuydu, ihtiyat buluşuydu görün. Atepano, bana sahabaların hayatını okuyapız, eşittirip bazı bir oranlarda akılımız olmuyordu. Kana bakıyordu kim bu? Bizge olsa yandım var bakıyam bunlara. Fakat onlar nefsini yenge olayken. Bizge olsa yandım bakıyam bitti daliyeler. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bana Cuma surasını okuyduyan bulsak, Rasulullah namazda turgani de, Şam'dan ticaret kervanı kep kaldı. Yani bizdeki adam bakıyam bunlara. Yangi kelgan mollarni birinchi bo'lib olishlik ishtiyoqida namozda turgan rostlar tashlab chiqib ketishi o'rgan ekan. Voy, soddalikni ko'ring, oddiylikni ko'ring. Rasululloh namozda tursa, orqada turgani bitta-bitta-bitta bo'lib chiqib, borib bozordan ham olib ketishgan ekan. Alloh taolo oyat nazil qildi. Agar ular tijorat yoki lag'mni ko'rsa, sizni namozda tikka qo'yib chiqib ketaveradi. Ayting, Allohning huzuridagi narsa sizlarning tijoratingizdan yoki lag'vingizdan afzal. Rızkı yaxşı verirsin, en zoru Allah Ta'ala deyil. Yani bizdeki adam bu yani onlara. Fakat kıyın bu siya, nefsini yengişlikke kuvvet yetken onlarla. Uhud günü de Müslümanlar kahşatkış müşrilerden zarbayı mağlubiyet uçuraştı. Peygamberimiz açık kaldı. Muhammed körsatiler, Muhammed körsatiler degen müşriler köpeyip gitti. Peygamberimiz ki naizeler başka nasıl atılıştı başta gendi. 10 kişi peygamberimizi şundaki uğrat. Müşrikler de kemal nazarları köhreyi tutu verişti. Şuradan bittesi Ebu Ubeydetun'dan cerrahıdı. Resulullah'ın çişleri sindi. Başları yarıldı. Yüzüge özü kigen sağlıktan ikide halka ilaşıp kaldı. Resulullah'ın mübareği yüzüge halka ilaşıp kaldı. Resulullah çukur yıkılıp düşkenden müşrikler bittesi kattık zarbe verdi. Başıdaki duburgasıge kılıç teyip başını ezip koydu. İkinci zarbe yelkesige düştü. Peygamberimiz düşünce azar aziyatlar götürgen payıda Muhammed öldü de müşriler şeytan bakırdı birinci bunu. Şeytan hem öşedeydi. Şimdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in yüzüdeki halkanı çıkartıp taşlaştık ki Ebu Bekir Sıddık giden de Ebu Ubayda dedi ki ruhsat verin menkıleydi. Yani katı teyip koymasın da durup kelip bana şu ağzı ağzıdaki çişi bana işletip bitti tatlı çıkardı onlarda. Bitti çişi sınıp giderken. İkincisini, ikinci koyan kişiler tartken de, ikincisini sınarken de aldı da iki de küre kişileri sınıp getirdi. Resulullah düşündü yaş görüyor onlar. Ebu Bekir Sıddık getirdi. Biz işimizdeki en çıralı kemşük Ebu Ubeyde'ydi inşallah. Çünkü bu kişilerini Resulullah da razı kılış yolu da vergenedi. Ular özlerinin mallarını, canlarını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den üstün körmegen. Resulullah özlerinin canlarından hem barat buluyor onlar için. Ebu Ubayda Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'deki cemiki birge bugün gazatları da iştirak etti. Kana şimdi kanda bir maşakkatli işler buladıkken bulsa Ebu Ubayda Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanında durdu. Sakif günü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den vefat etkenden keyin halife sallallaştık günü de Ömer ibn Hattab radıyallahu anh yani kim halife buladık durup şuna bir bahs bulurken de Ömer ibn Hattab aytadı. Ebu Ubayda kolunuzu uzatın. Men sizge bayat veremem, siz halife bulun. Çünkü Resulullah siz hakizde, ümmette en işaçlı küçüsü sizde bakken kolunuzu verin dedi. Eni karat durun. Sahabalarda amirlikçe başlılık gibi yürüse kaçken dedik. Sadında amirde Ömer bari kimizge vali bulasam dese beni fitne güç etmedi yaptı. Bu kişiye halifeli takilip kılınken de yaptı ki Rasulullah tirik turgan paytda imom götgan bir kişi var. Bu Ebu Bekir. Ebu Bekir turganda men hiç kaçan halife bo'lmayman dedi. Ebu Bekir yo'qolini berdi. Ebu Bekir de özüden üstün durdurdu. O halen ki Ömer bin Hattab uzatıya bayat verişince tayyar turgan. Ebu Bayda raziyallahu anhu Ömer bin Hattab ve Ebu Bekir Sıddık davrida ularga bir rozgoy nasihatçi bo'ldi. Ular da doim yonida turdi. Ömer ibn Hattab raziyallahu anhu halife bo'lib turgan paytda Şam ülkelerine Ebu Ubayda amir bo'lgan lashkar jihad olib boradi shu ülkelerde. G'alaba ketidan g'alaba kelardi Şam ülkelerine taun vabo kasali tarqadi. Shunda Ömer ibn Hattab raziyallahu anhu bu sahobani tirik qolishini xohlamasa xat yozdi. Ey Ebu Ubayda Madinada sizga bir
hojatim tushib qoldi. Shu xatdan kechqurun kelsa, kechqurun yo'lga chiqing. Ertaman kelsa, ertaman yo'lga chiqing. O'tkizmang. Abu Ubaydaga bu xat yetganda xat olib aytdiki, "Men Amir al-Mu'minning nima maqsadda yozganligini tushundim" dedi. Va javob yozadi. "Sizning menga bo'lgan hojatingizni tushundim. Lekin men Alloh taqdir qilgan narsadan uzoqqa qochishni xohlamadim. Menga itoatda bo'lgan qo'shinni tashlab, ularning oldidan jon saqlab ketishni xohlamadim. Shu xatim yetib borgan bo'lsa, shu buyrug'ingizni bekor qiling, meni yelkamdan bu narsani olib qo'ying" dedi. Va haqiqatan uni hattoki mana shu xat yetganda o'qib yig'laydi. Ya bu Amir al-Mu'minin Abu Ubayda vafot etdimi desa yo'q, lekin o'limga u yaqin dedi. Inson har qancha o'limdan qochmasin, Alloh taolo taqdir qilgan bo'lsa o'laveradi. Abu Ubayda roziyallohu anhu ana shu Umar ibn Faruqning gumoni rost bo'ldi va o'lim soatlari mana shu tovun vabo sababli yaqin bo'ldi. O'zini qavmiga, o'ziga itoatda bo'lgan qo'shinga nasihat qilib aytadi, namozni o'qinglar. Men sizlarga bir nasihatni qilaman, shu nasihatni mahkam ushlasanglar, hech qachon yutqizmaysizlar, doim yaxshilikda bo'lasizlar. Namozni o'qinglar, zakotni beringlar, Ramazon ro'zasini tutinglar, sadaqa qilinglar, haj va umrani ado qilinglar, bir-biringizga haqqa vasiyat qilinglar. Amirlaringizga yolg'on gapirmanglar. Amirlaringizga yaxshi nasihat qilinglar. Dunyo sizlarni aldab qo'ymasin. Kishi 1000 yil ömür görse ya, benim o bana yetip durgan ölüm töşegimge bar bir gün yetip geledi. 1000 yil ömür görgen izleyem, ölüm albatta yazılgen hak narsa. Allah da Allah adam balasıge ölümü yazdı, kullu nefsin zâikatul maut. Tricam bak elbette öledi. Ve Muaz'ın cevabı yakarab etti ki, Muaz, cenazamı size okuyun dedi. Resulullah s.a.v'dakin sahabalar birbirlerine bu Ali otasidan ayrilgan farzandlarda qabr burnini yaxshi ko'rgan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam vafot qilganda sahobalar ishonmagan ekan Rasululloh o'lgan ekan. Oyoqlari ushamay qolgan ekan. Bittama bitta bo'lib bir chekanada borib yig'lashni ixtiyor qilgan ekan, biroq meni ko'rmasin, ko'tarisha olmagan bu Rasululloh vafotini. Endi Rasulullohdan keyin bir-biriga suyanib qolgan yetimlar go'yoki bitta-bitta ketishyapti endi. Rasulullohning huzuriga ketishyapti. Biz ham boramiz birodarlar. Xolasaga, xolamasaga. Lekin qanchalar yaxshi ko'ryapsiz Rasulullohni? Qanchalik sunnatiga yashayapsiz? Alloh o'zi bir yordam bersin. So'ngra uzot mana shu so'zlarni aytdi, vafot etdi. Muaz ibn Jabal aytadi, "Allohga rahmat bo'lsin ey qavm, oramizdagi buyuk kishilardan bittasi vafot etdi" dedi. Alloh subhanahu va taolo bu zotlarning hayotidan ibratlanib Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning sunnatiga yashaydigan bandalardan qilgan bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.